Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Akif Karakoç. Bu videomuzda güncel problemimiz olan ikinci el ve sıfır araç piyasasında bulunan olağan dışı fiyatları ve buna çözüm olarak öne sürülen ikinci el araç ithalatını mercek altına alıyoruz. Öncelikle sıfır araçlardan başlayalım. Sıfır araç piyasasına inanılmaz bir stokçuluk hakim. Öyle ki tüketiciler bugün sıfır araç almak için artık sıraya girer hale gelmiş durumda. Hatta hepimizin kulağına da zaman zaman gelmiştir. Vatandaşlar bazı firmalara araç fiyatı dışında da para vererek sıraya giriyor ve anca böyle otomobil sahibi olabiliyor. Bu durumun sebebi ise araçlar piyasaya çıkar çıkmaz hepsini toplayarak piyasayı alt üst eden satıcılar. Vatandaş yine çareyi ikinci el araçlarda arayalım dediğinde de karşısında fahiş fiyat buluyor. Bu durumun vehametinin farkında olan Ticaret Bakanlığı da ikinci el araçların tavsiye edilen satış fiyatının üstünde satılmasını 1 Ocak 2024 yılına kadar yasaklamıştı. Peki bu ne kadar işe yaradı? Bakanlığın paylaştığı verilere baktığımızda kısıtlamadan önce 20 bin civarında olan fahiş fiyatlı ilan sayısının 5 bine düştüğünü görüyoruz. Fakat maalesef ki bu engelleme bile tek başına yeterli değil. Fiyatlar biraz da olsa dengelenmeye çalışılsa da başta stokçuluk olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı piyasada araç bulmak oldukça güç. Vatandaş araç bulamıyor, bulsa da döviz ve diğer etkenler derken sıfır veya ikinci el fark etmeksizin pahalı almak zorunda kalıyor. İşte burada da son dönemde sıklıkla dile getirilen bir çözüm karşımıza çıkıyor. Yurt dışından ikinci el araç ithal etmek. Fakat yurt dışından ikinci el araç ithalatını destekleyenler kadar desteklemeyenler de mevcut. Desteklemeyenler genel olarak eğer ithal otomobil getirilmeye başlanılırsa bu durum Türkiye'yi Avrupa'nın çöplüğü yapar söylemini savunuyor. Fakat zaten Türkiye'deki artan fiyatlar bizi bir çöplük haline getirmeye başladı bile. Yaşı dolan mı dersiniz, bırakın muayeneden geçmeyi, yolda bir anda dağılıverecekmiş gibi duran hurdalar mı dersiniz? Bunun gibi bir sürü aracın her gün trafikte dolaştığını hepimiz görüyoruz. Buradaki asıl sorun da yine fiyatlar tabii. Araçların fiyatları yüksek olunca vatandaş ya ağır hasarlı araçlara yöneliyor ya da elinde bulunan eski araçlarına binmeye devam ediyor. Tüketiciler tam da bu noktada ikinci el araç ithal edebilmeyi istiyorlar. Vatandaşların yanında firmalar ve sanayiciler de yine aynı sorundan muzdarip tabii ki. Şirketlerinin zaruri ihtiyacını karşılamaya çalışan sanayiciler piyasadaki olağanüstü fiyatları ödeyebilecek durumda olsalar dahi bu sefer de demin bahsettiğim sıra sürecine girmek için ekstra para ödemek zorunda. Yani süreç adeta maliyet zinciri haline gelmiş. İkinci ele de sıfıra da baksanız piyasadaki fiyatlar oldukça yüksek. Hal böyleyken çare de ikinci el otomobil ithalatında görülüyor. Fakat buradaki karar merceği tabii ki devlet yetkilileri. Aslına bakarsanız ikinci el otomobil ithalatının devlete de büyük bir getirisi bulunuyor. Hepimizin bildiği gibi Türkiye'deki ikinci el araç alım satım işlemlerinde şu anlık vergi ödenmiyor. Fakat ithal edilen araçlardan ÖTV ve gümrük vergisi alındığında devletin hazinesine de büyük oranda katkı sağlanabilir. Yani hem devlet kazanabilir hem de tüketici. Fakat burada da bazı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. İlk olarak ithalat artışını önlemek için alım işlemlerinde belirli bir limit koyulması gerekiyor. Örneğin sanayi sicil belgesi olan bir firma ihtiyaç dahilinde 50 araç ithal edebilirken tekil bir kişinin bir araç ithal etmesi gerekiyor. Sınırlama olmazsa herkes istediği kadar araç getirecek ve bu durum ihracat odaklı ülke politikasına da zarar verecektir. İkincisi ise tabii ki ithal edilebilecek araçların durumuna dair yaş, emisyon değerleri gibi tüm parametrelerin belirli bir sınır içerisine dahil edilmesi olacak. Peki ithalat ne kadar mantıklı? Yurt dışındaki araçlarla Türkiye arasında ne kadar fiyat farkı var? Gelin birlikte inceleyelim. Baz olarak Volkswagen'in Passat modelini ele alalım. Aracın ikinci eli Almanya'da ortalama 10 bin euro yani 300-400 bin lira bandında satılıyor. Aracın 1.6 motora sahip olduğunu düşünürsek ödeyeceğimiz ÖTV tutarı %100 oluyor. 2000 motorlu olan araca da %160 tutarında bir ÖTV ödemeniz gerekiyor. 1.6 motorlu aracın üstüne KDV'yi de eklediğimizde aracın fiyatı yaklaşık 800 bin liraya geliyor. Türkiye'de ise vatandaşların aynı aracı alması için minimum 1.5 milyon liranın üstünde bir fiyat ödemesi lazım. Yani aracın fiyatına vergileri ekleseniz dahi yurt içi fiyatlarından daha uyguna gelmiş oluyor. Bu noktada TÜİK ve Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat'ın açıkladığı fiyat düzeyi endeksine göre Türkiye'nin araç pahalılığında dünyada ilk sırada yer aldığını hatırlatalım. Evet, böylelikle videomuzun sonuna gelmiş olduk. Peki siz ikinci el otomobil ithalatı konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce böyle bir uygulamaya ihtiyaç var mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.